Merhaba arkadaşlar. Bugün basit ama oldukça kaliteli bir ses kütüphanesini tanıtmaya çalışacağım. Çok basit bir şekilde toplam işte 10-15 satırlık bir kodla kendi sesimin klonlanmasını sağlayacağım. Sonuç profesyonel kalitede olmayabilir ama oldukça iyi bence. Hemen konuya girelim. Üç tane kütüphanemiz var. Birincisi Torch, ikincisi TTS. Asıl kütüphane bu. Ve oluşturduğumuz WAV dosyasını seslendireceğimiz PlaySound. Ve bunları pip install Torch, pip install TTS ve pip install PlaySound şeklinde indirip kurabiliyoruz. Şurada device eşittir CUDA if Torch CUDA is available as CPU kod satırı bize sistemimizde CUDA varsa onu yoksa doğrudan CPU'yu kullanmamızı sağlıyor. Buradaki print TTS list models satırıyla da TTS modelindeki kullanılabilecek olan modellerin listesini elde ediyoruz. Bu modellerden birisini de burada kullanıyoruz. Şu anda yani bunlara İlk aşamada ihtiyacınız yok ama sonra istediğiniz farklı modelleri deneme şansınız olabilecektir. Şimdi kullanacağımız model XTTS alt çizgi V2. Bunu device kullanarak etkinleştiriyoruz. Tekst olarak tek cümle vermedim. Hep örnekler tek cümledir. Biraz uzun olsun istedim. Nasıl bu sistemin TTS kütüphanesinin olayı nasıl çözümlediğini görebilmemiz için. Ve özellikle bu metin hem Türkçe hem İngilizce hatta Fransızca sözcüklerin karışımından oluşuyor. Modelimiz multi dataset yani çok dille aynı anda eğitilmiş bir dataset olduğu için bunu hangi dil gerekiyorsa onu kullanarak klonlamayı yapması lazım. Bu da çok fazla başarılı değil ama özel amaçlarla amatörce kullanmak isterseniz çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Speaker Wow bu örnek olarak kimin sesini klonlamak istiyorsanız onu ifade ediyor. Ben kendim bir 18 saniyelik bir ses kaydı oluşturdum. Frekansı 22.050. Mono kayıt yaptım. Ve ses formatı da wow. Bu şekilde kendi sesinizi kaydedip ille My Voices AX'leri klasörlerin içine koymanız gerekmiyor. Önemli olan nerede olduğunu, sistemin bu dosyayı nerede bulacağını burada açıkça tarif etmeniz. Asıl işlemler burada gerçekleşiyor. TTS kütüphane, TTS to file. Text burada oluşturduk. Speaker wav burada örnek sesimiz. Dil farklı dillerde çalışabiliyor. Türkçe gayet kaliteli sonuçlar veriyor. Amatör bir çalışma için. File path de çıktının hangi isimde nereye yapılacağını gösteriyor. Ve son olarak da PlaySound ile bu oluşturduğumuz dosyayı seslendiriyoruz. Hemen çalıştıralım. Evet. Şimdi siz ilk çalıştırırken biraz uzunca beklemeniz gerekecek. Çünkü bu özellikle bu örnekteki XTTS V2 modelinin indirilmesi lazım. Bu işte birkaç gigabaytlık bir dosya. Dolayısıyla sisteminizin ve internet bağlantınızın hızına bağlı olarak biraz beklemeniz gerekecektir. Ben bunu daha önceden indirmiş olduğum için bu süreyi atlamış oluyorum. Şimdi hemen bakın burada cümlelere ayırıyor. Fazla uzun olduğu zaman burada gerek duymamış. Bir yanda da kedimiz var. Evet, neyse.
Evet. İşte uzun olan cümleleri ha burada bölmüş. Evet. Uzun bir metin verdiğiniz zaman onu cümlelerine ayırarak kullanıyor. Bir uyarı var. Dikkate almayın. Eğer işte metinler uzun olabiliyor. Google'ın yeni video nesli yapay zeka modeli Lumiere, nesnelerin bir videoda nerede olduğunu, uzay ve aynı anda nasıl hareket edip değiştiklerini, zaman çözen SpaceTime.net veya Stunet adı verilen yeni bir yayılma modelini kullanıyor. Ayrıca Runway, Stable Video Diffusion veya Metas Emu gibi rakiplerin zaten işgal ettiği alanda Google'ın teknolojisini oluşturuyor. Evet. Cümlemi bitireyim. En fazla 226 karakter kullanabilirsiniz şeklinde bir uyarı veriyor. Ama şimdiye kadar çalıştırdığım örneklerde böyle bir kısıtlamanın devreye girdiğini hiç görmedim. Dolayısıyla siz de görmezden gelebilirsiniz. Oluşan sesi duydunuz. Yani amatörce, profesyonel olmayan bir çalışma için çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer şey, benim örnek olarak kullandığım ses dosyası çok kaliteli değil. Tiz tonlar var. Arka planda da bir işte hiss sound dediğimiz bir şey var. Hatta o örneği de size dinleteyim biraz. 18 saniyelik bir şey bu. Aşağılayayım. Burada ne söylediğinizin önemi yok. Önemli olan sesinizin karakterini tanıması. Ben işte değişik harflerin kullanılmasının yararlı olacağını düşündüm. Bilemiyorum, tahminen. Ona göre bir metin hazırladım, onu seslendirdim. Diyelim. Bu konuşmanın içine Türkçe'de geçen bütün hece ve ses gruplarını sığdırmam lazım. Her harfinde en az bir kez kullanılmış olması gerekecek. J ve Ö harfi dahil. Konuşma metninin toplam uzunluğu 15 saniyeyi geçmemeli. Evet, böyle bir ses kaydı kullandım. Dokümanlar 15 saniyeyi geçmesin diyor. Ben 18 saniye kullandım. Hatta daha uzun kullandıklarım da oldu. Program kendisi mi, yani kütüphane kendisi mi 15 saniyeye düşürüyor? Yoksa onu dikkate almadan verilen bütün uzunluğu mu kullanıyor? Onları bilemiyorum. Denemeler yapabilirsiniz. Sonuçta bu. Yani çok basit bir kodla oldukça işe yarar. Örneğin, mesela siz kendinize, kendi kullanımınız için sesli kitaplar oluşturabilirsiniz. Verin bir kitabın metnini, size seslendirsin. Bir uyarı da şu konuda yapayım. Bakın buradaki örnek tam Türkçe değil. İçinde İngilizce sözcükler de var. Ve seslendirmeyi Türkçe'ye göre yaptırdığımız için o şeyleri de, yani mesela runway'yi runway diye okumaya çalışıyor. Stable diyor, difusyon diyor. Yani bunları SpaceTime.net gibi Türkçe okumaya çalışıyor. Bu problemi aşmak için denedim, biraz faydasını da gördüm. Türkçe gerçekte nasıl okunuyorsa o şekilde yazarsın. Mesela runway için runway değil de runway biçiminde. U yerine A, W yerine V, A yerine de E kullanarak yazarsanız ona göre seslendirecektir. Bunları deneyerek görmek lazım. Bu şeylerle, kodla ilgili ya da kütüphanelerle ilgili sorularınız, önerileriniz olursa videonun altından bana iletebilirsiniz. En kısa zamanda yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.